Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu karlı kış günlerinde bizi sıcacık tutacak bir atkı modeli çalışacağız. Kapüşonlu, şu kısım kapüşon. Şöyle cepleri olan harika bir atkı modeli çalışacağız. Ölçü vereyim çünkü soruyorsunuz. Hani ben fikir vermesi açısından ölçüleri vereyim. Çünkü tamamen sizin zevkinize kalmış. İster daha geniş, ister daha uzun, nasıl isterseniz o şekilde çalışın. Aynı ipten de olması gerekmiyor. Elinizde ne varsa. 30 santim genişliğinde. Bütün uzunluğu 2 metre. Kapüşon genişliği tam ortasına yerleştireceğiz. 50 santim. Yani ortada 50 santim. Kapüşondan sonra 75 santim bu tarafta, 75 santim bu tarafta kalıyor. Tabii ki bu ölçüler tamamen sizin zevkinize bağlı. İpler gene bildiğimiz kullandığımız markanın ihraç fazlası iplerinden, güzel, yünlü, sıcacık tutan bir ip. Ben çok beğeniyorum bu ipleri gerçekten. Bunları satan bir de yer buldum. Sürekli bu iplerden alıyorum. Daha elimde birkaç kış kullanacak ip var. Gerçekten hani böyle ipleri bulursanız hiç kaçırmayın, hemen alın. Çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Böyle açık renk, düz renk bir ipte öreceğim desenleri. 7 numara ve 4 milim tığ kullanıyorum. 47 trabzan üzerinden öreceğiz örgüyü. O yüzden 2 tane fazla, yani 49 zincir çekiyorum ama hiç sıkmadan, bol bol. Gayet gevşek bir şekilde 49 zincir. 49 zincirden sonra şöyle 1, 2, 3, 4. zincire ikili trabzan. Şuradaki zincir de ilk trabzanımız oluyor. Ve 47 trabzan örüyorum. Bunu küçük bir parça değil, atkının tam ölçüsüyle örüyorum. Bu yeni başlayanlar için de daha bir kolaylık olur. 47 trabzan örüyorum. İkinci sıraya 3 zincirle çıkıyoruz. Gene bu birinci trabzan, yanındaki ilmeğe gene trabzan. Bu sıradan sonra bir sıra daha trabzan örüyoruz. Yani 3 tane trabzan sayısı oluyor. 3 sıra ördükten sonra şuradaki 3 sıra üçlü trabzanları örüyoruz. Gene 3 zincir. Bir tane ilmeği atlıyoruz. İkinci. İkili trabzan, aynı ilmeğin içine ikinci ve üçüncü. Şimdi iki tane atlıyoruz üçüncüye. Aynı ilmeğe üçüncü. İki tane atlıyorum. Üçüncü ilmeğe. Üç trabzan gene. Bu şekilde sıranın sonuna kadar üçer üçer örerek devam ediyorum. Ve bir ilmek bırakarak sırayı bitiriyorum. İki trabzan var. Bir tanesini atlıyorum. Sondakine, yani şu zincirle çıktığımız trabzanın üçüncü en yukarıdaki zincirine bir trabzan daha.
gene 3 zincir ve şuradaki boşluğa bir tane trabzan. Bu tarafa geçiyoruz. Aynı boşluğa 3 trabzan. Ve devam ediyorum. Boşluklara 3'er trabzan. Sıranın sonunda başladığımız gibi bitiriyoruz. Boşluğa bir tane trabzan ve şuradaki son trabzana da bir trabzan örüyoruz. Şimdi gene 3 zincir. İlk sıranın tekrarı. Hemen boşluğa, yani şu trabzanı atlıyoruz. Boşluğa gene üçlü trabzan. Ve diğer boşluklara da sıranın sonunda gene bu trabzanı atlıyoruz. Son trabzanı ikili trabzan. 3 sıra ördükten sonra gene 3 sıra trabzan. Bu şekilde birbirlerine yineliye yineliye devam edeceğiz. 3 sıra trabzan, 3 sıra üçlü trabzan. Gene 3 zincir ve hemen yanındaki ilmeğe ve bütün ilmeklere trabzan. Atkıdaki desen bu şekilde. Tabii ki çok kırçıllı, çok geçişli, renk geçişli olduğu için fazla göstermiyor. Desen bu. Bu şekilde 2 metre ördükten sonra ikiye katladım. Şöyle ikiye katladım. Şuradaki orta noktadan bu tarafa 25 santim, diğer tarafa da 25 santim işaret aldım. 25 santim bu taraftan, 25 santim bu taraftan, toplam 50 santim. Hemen ipi buradan bağladım. 3 zincir çektim. Ve hemen yanındaki boşluğa 2 trabzan. Şurada 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa 2 trabzan ve her boşluğa, bakın, yani her trabzan hizasına, her trabzanın boşluğuna 2 trabzan ördüm. Ve gene 2 tane trabzan ördükten sonra hemen bitimine bir trabzanla bitirdim sırayı, başlarken yaptığım gibi. Sonra aynı desende nasıl gösterdiysem aynı şekilde deseni kurup 30 santim 32 santim ördüm ben. 30 santim 32 santim yeterli oluyor. Tabi sizin ölçünüze bağlı. İstediğiniz yükseklikte ördükten sonra örgüyü bitiriyoruz. Bu dikişi yapmadan önce şu cebi de göstereyim. Deseni sadece üçlü trabzanlarla örerek yaptım. Daha dolgun olsun, yumuşak olmasını istemedim. O yüzden trabzanlarla değil, üçlü trabzanlarla örmek istedim. Hemen örelim.
33 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir trabzan ve aynı ilmeğin içine 2 trabzan daha. İki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire. Gene 3 trabzan. İki zincir. Üçüncüye. On tane üçlü trabzan ördükten sonra son ilmeğin içine de bir trabzan. Üç zincir. Hemen şuradaki boşluğun içine bir trabzan ve diğer boşlukların her birine üçer trabzan. Sıranın sonunda boşluğa bir trabzan, son trabzana da bir trabzan örerek bitiriyoruz. Üç zincir. Şimdi boşluğa 3 trabzan. Ve bütün boşluklara 3 trabzanı atlıyoruz. Son trabzanın son zincire örüyoruz. Başlarken yaptığımız gibi. Zaten desen iki sıradan oluşuyor. Bir tanesine boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Yan yana iki trabzan oluyor. Yanındaki boşluktan itibaren üçer üçer batıyoruz. Bir sırada hemen oluşan boşluğa 3 trabzan doldurarak devam ediyoruz. Bir bu sırayı, bir bu sırayı örerek devam ediyoruz. Çeviriyorum. Hemen şuradaki üçlü trabzanın yanındaki boşluğa ikinci trabzanı örüyorum ve diğer boşluklara üçer trabzan. Bir böyle, bir böyle. Çok fazla bir değişiklik yok. Birinde iki trabzan var başta, birinde bir trabzan. İstediğiniz yüksekliğe kadar örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüşüm. Sonra etrafını sık iğne geçerek bitirdim. İkişer kere, ikişer kere boşluklara sık iğne ördüm. Kapışını ördükten sonra şöyle yetecek kadar ip bırakıyoruz keserken. Karşılıklı trabzanları batarak dikiyoruz.
Şöyle içindeki, pardon, dıştan olsa daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Dış kanatları alıyoruz. Daha muntazam oluyor o şekilde. Şu ilmeğin tamamı şuradan alıyorum. Şu ilmeğin şu dışında. Hiç sıkmadan. Cepleri şöyle 3 trabzan sırasından sonra hemen işaretledim yerlerine, oturttum. Sonra dikerek sabitledim. Basit bir dikiş. Püskülleri de gene çok basit. Bunu tabii ki çok püskül takma şekli var. Ben bu şekilde yapmak istedim bu atkıyı. Şöyle bir defter kullanıyorum, günlük defter. Boyu iyi geldi. Ben de hemen şöyle bu şekilde sararak püskülleri oluşturdum. Şuradan da kesiyoruz. İki tane tığ yardımıyla şurada boşluklar bırakmıştım. Aynı hizada tutuyoruz. Buradan takmışım. Şöyle aynı hizadan takıyoruz çünkü şekli burada. İki tane ip görünümünde kalıyor. Burada şöyle içinden geçiyor. Bu arka kısımda kalıyor. Bu şekilde takıyoruz çünkü. Şuradaki boşluğa bir de içinden geçiriyorum. Şu görünüm iç tarafta kalıyor. Şurada bir tane daha bırakmışım. İki tane daha alıyorum. Gene bir diğer taraftan, bir diğer taraftan takmayın. Hep aynı taraftan takıyoruz. Ördüğümüz kadar görüntüye de dikkat edeceğiz tabii ki. Bu şekilde isterseniz daha çok mesela dörtlü, beşli iplerle aralıklı büyük büyük püsküller de yapabilirsiniz. Bu seferlik böyle oldu. Bir diğeri daha başka türlü olur. Onu da gösteririm. Evet, örgü bitti. Cepleri, püskülleri, kapşon dikişi. Şimdi bunu manken üzerinde görsellerini çekip hemen videonun arkasına ekleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.